Selamlar tatlı güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Umarım herkes yıla çok güzel bir giriş yapmıştır diye ümit ediyorum. Hala böyle yılbaşı havasında hissediyorum ben. O yüzden böyle bir dekorum var bugün. Evet, yılın ilk videosu. Bugün kendimizi tamamen kartların bilgeliğine bırakmak istiyorum. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Umuyorum ki sizin için yararlı olacak. Eğer kendinizi bu videoda bulduysanız mutlaka içinden alacağınız mesajlar vardır. Burada olmanız sebepsiz değildir diye düşünüyorum. Haydi bakalım, öncelikle mesaj kartlarımdan başlayacağım. Bu mesajlar ne anlama geliyor? Şimdi tam da düşündüğüm şeye uygun bir şey geldi. Şurada yansımalar kartını gördüm. Ve özellikle yaptığınız bir şeylerin geri dönüşlerini alabileceğiniz bir dönem olduğunu görüyorum ben şu anda. Yani aslında iyi bir şey de yaptıysanız bunun karşılığını alacaksınız. Birine bir kötülük de ettiyseniz bunun karşılığını alacaksınız ki biliyorum benim güzel ruhlarım ancak iyi şeyler yapmışlardır karşılarındaki insanlara. Ama oldukça adaletin yerini bulacağı bir dönem. Size bir kötülük yapıldıysa, size bu kötülüğü yapanların da bir şekilde yani canlarının yanacağı ya da size yaptıklarının bir şekilde acısının çıkacağı bir dönem olacak. Hani kötü bir dilekte bulunmuyoruz kimse hakkında. Fakat karma diye bir şey de var. Burada biraz karmik durumlar yaşanacak diye düşünüyorum. Herkes ektiğini biçecek. Böyle bir enerjiyle başladık. Bakalım. Bakar mısınız? Bir pişmanlık görüyorum burada. Size bir kötülük yapan, sizi umursamayan belki de görmezden gelen bir kişinin pişmanlığı var burada. Yani bu kişi belki yaptığı şeyleri yeni fark edecek. Belki de fark etse bile bir şey yapamayacağını anladığı için. Oo, inanamıyorum. Yani şimdi duygularla çıktığına göre şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizi burada düşünen birisi var. Sizinle ilgili bir şeyleri aklında tekrar tekrar çeviren birisi var ve size davranış şekliyle ilgili pişmanlık yaşayan birisi var. Ya davranış şekli, işte söylediği şeyler, tavırlar, bunlarla ilgili pişmanlık yaşayan birisi var. Hatta uykusuz geceler geçirdiğini, kendi içinde kendi kendini suçladığını görüyorum. Aynı zamanda da duygularının bir anda tavan yapacağını söylüyor kartlar. Bir anda sizi düşünmeye başlayacak. Bir anda bir iletişim kurmak isteyebilir. Ama diyor ki bu duruma ben kendi kendimi soktum. Burada ben suçluyum. Burada cezamı çekmem gerekiyor diye kendi kendine bir ceza verirken görüyorum ben bu kişiyi. Yani gerçekten adalet yerini buluyor. Özellikle böyle bir adalet bekleyişiniz varsa adalet yerini buluyor arkadaşlar ve aslında şunu da söylüyor burada kartlar bir yandan. Sadece görünene aldanma. Görünenin arkasında çok daha derin şeyler var. Bu kişi çok umursamıyormuş gibi görünüyor olabilir. Çok eğleniyormuş, hayatına bakıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama bakın üzgün. Bir şeylerin cezasını çektiğini görüyoruz burada gerçekten. Ve aslında burada sizi de suçlamıyor, farkında mısınız? Kendi kendini bu duruma soktuğunu biliyor çünkü. Bir de biraz böyle etraftan gelen sesler var. Bu sesler ne anlama geliyor, buna da bakalım.
Şimdi burada bu kişi, bakın yine 9'lardan gidiyoruz. O böyleyken siz böylesiniz. Görüyor musunuz? Bu resimlerin, tasvirlerin kadın erkek oluşuna çok takılmayın. Tarotta cinsiyet yoktur, bu fark etmez. Ama o böyle üzgünken siz kendi hayatınıza bakıyorsunuz. Ve bunu görmesi, bu kişinin daha da aslında birazcık böyle takıntılı bir taraftan bakmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Ve burada bir iletişim kurma isteği var. Sizinle bir iletişim kurmak istiyor ama bu iletişim kurma şekli kendi içini rahatlatmak için de olabilir. Fakat yine de içinde duygular olduğunu söylüyor kartlar. Bakın. Duygularla beraber hareket etmek istiyor ve aslında kendi içinde o kadar çok ses var ki o sesleri dinlerken bu kişi gerçekten çok böyle ruhsal olarak karmaşık bir alanda ve yani gerçekten çok pişman olduğunu, çok aşık olduğunu, duygularının hatta yeni yeni oluştuğunu ya da şu andan itibaren tavan yaptığını söylüyor kartlar. Ve burada bakın sizin döneminiz başlıyor. Sizin istediğiniz şeyler olmaya başlıyor. Siz bu anı manifest etmiş olabilirsiniz. Bu anı düşünmüş olabilirsiniz ve dilemiş, dua etmiş olabilirsiniz ve burada bakın sizin bu adalet bekleyişinizin %100 bir şekilde gerçekleşmesini görüyoruz. Yani burada ne bekliyorsanız, ne istiyorsanız bunlar tamamıyla gerçekleşiyor. Ve bakalım bu kişi size bir itirafta bulunmak isteseydi ne söylerdi? Beni affet mi derdi? İşte bilemiyorum. Bakalım ne söyleyecek acaba? Şu anda kendini açıklamak için bir şey söyleseydi ne söylerdi? Seni üzmekten korkuyorum. Ama üzmüş. Yani üzdüğünün farkında olduğu için şu anda kendisi de üzgün. Birazcık geç fark etmiş diye düşünüyorum. Bu fark ediş süreci biraz gecikmiş. Siz de oldukça alınmış, üzülmüş, kırılmışsınız. Fakat en azından biraz bir toparlama dönemine geçilecek gibi görünüyor. Çünkü bu kişinin hala duyguları var. Seni bekleyeceğim diyor burada. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Şimdi burada onun gelmemesinin sebebi, şurada zaten hareket edemeyeceğini gösteriyor. Gelememesinin sebebi biraz yüzünün olmaması aslında. Yani diyor ki ben ne yüzle geleceğim? Yani özür dilesem çok geç, tekrardan beraber olalım desem yüzüm yok. Peki bu kartların hepsi gelmek istedi. Ben bir kart alacaktım ama. Bakalım. Şunu ben çekiyordum. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Evet, çok net. Korkuyor. Sizin tepkinizden korkuyor. Aynı zamanda hani yüzüm yok dedi zaten. Düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Geçmişe sıkışıp kalması zaten burada o geceleri onu uyutmayan duygularından, düşüncelerinden çok belli. Ama buradaki geçmiş başkasıyla olan geçmişi değil. Buradaki geçmiş sizinle olan geçmişi ve size davranış şekli aslında. Son kart. Duygularımdan emin değilim. Ya sen nasıl duygularından emin olmayabiliyorsun? Bu kadar şey söylüyorsun. Bana burada duygun var diyorsun. Sonra duygularımdan emin değilim diyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dengesiz. Dengesiz. Yani burada adeta diyor ki benden bir şey olmaz. Sen kendi yoluna bak. Benimle vaktini harcama.
Bunu görüyorum ben bu açılımda. Ben dengesizim. Benim ne yapacağım belli olmaz. Bir an pişman olurum, bir an duygularımdan emin değilim derim. Bir an seni seviyorum derim. Bir an seni umursamıyorum derim. Yani çok karışık. Bu kişinin aklı karışık. Bu kişinin aklı, zihni çok karışık olduğu için de size bir netlik veremez. En azından şu an için, en azından kısa vade için size çok büyük bir netlik veremeyeceğini görüyorum. Ama şu açıdan siz tatmin olursunuz. Bu kişi pişman. Bu kişi bana yaptıklarının cezasını çekiyor. Bu kişi bana yaptığı kötü şeylerin farkına vardı. Benden özür diledi gibi. Bu anlamda tatmin olursunuz, oluyorsunuz. Fakat çok kısa süre içerisinde bu kişiden bir netlik bekliyorsanız böyle bir geliyor gibi olacak ama tam arkasında getirmeyecek gibi görüyorum buradan. Bu açılımda bu şekilde arkadaşlar. Bugünün olumlama cümlesi ne olsun? Bugünün olumlama cümlesi, yani adalet için teşekkür ederim olsun. Adalet için teşekkür ederim. Yani burada çünkü çok böyle sevgiye, aşka dair bir olmama cümlesi vermek istemiyorum. Belki de bu insan size iyi gelmeyecek. Belki de bu insan size iyi gelmiyor. O yüzden ben sadece adalet için teşekkür ediyorum. Bunu yorumlara bırakın arkadaşlar. Bu şekilde kapatalım bu açılımı. Umuyorum ki uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir beğeni bırakıp abone de olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. İyi seneler. Görüşmek üzere.